Zaman zaman şu eleştiri yapıyoruz. Neden Türkiye'deki sanatçılar dünyaya açılamıyor, dünyadaki bir benzerleri gibi olamıyor dediğimizde Türkiye'deki şartların evet. buradaki sanatçıların önünde engel olarak durduğunu görüyoruz. Bence de. Evet. Yani... Tamamen öyle. Çünkü onların kendini gösterebilecekleri bir yer yok. Yani evet. Hepimizin, bizim vardı, anlatabiliyor muyum? Vardı. Aileler geliyordu. Belli saatlere kadar insanlar. Yani çalışıyorlar insanlar çünkü. Geçmişte daha iyiydik. Şu an çok da iyi noktada. Yani ben bu sektörün durumunu çok parlak şu anda görmüyorum. Yani ancak albüm satışıyla eşdeğer ama sanatçının kendini göstermesi ve teşhir etmesi gereken bir ortam yok. Tek bir alan kaldı. Tek bir alan, evet. Klipler. Klipler, evet. Klip. Tamam, o da çok güzel. Belki bu bir süreçtir. Umuyoruz öyle olsun. Evet, karamsar bakmak istemiyorum. İnşallah geçicidir, ne bileyim yani, bir tuhaf. Mesela Tina Turner'ın konserine gittim. Amsterdam'da yetişseydim Sting'e yetişecektim 7'sinde. Fakat Sting Berlin'de verdiği büyük filarmoni gibi o konseri vermiyor. Evet. Neticede Tina Turner'a gittiğim zaman veya Beyoncé veya Madonna, bütün bunları seyrettiğimiz zaman onlar biliyorsunuz dünya böyle bir prodüksiyon hazırlandığı zaman biraz evet. onlar turne yapıyorlar. Mesela dünyanın her yerine gidiyorlar. Aynı kostümler, aynı repertuar, aynı orkestra, neyse ne. Ve çok yüksek bir bütçe. Tabii ki yani, ama burada öyle tek bir şey yok. Tek konser yapsalar o bütçeyi karşılayamazlar. Aynı şekilde. 50 tane 50 tabii konser ki. Yaptıkları tabii için ki. 50 konser için çok yani, ciddi bir bütçe ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi sistem var. Burada evet. sistem yok. O evet. yüzden o sistemi getirmek lazım ya da bu aşktan vazgeçmek lazım. Mesela hayatın içinde en çok yapamadığın iki şey nedir? Mesela ben 25 yaşına kadar marangozluk yapmış, başka bir hayatın içinde olan bir insan. Daha sonra radyo hayatına geçince bir milat yaşadım. Hı hı. Çocukluğumdan beri sürekli çalıştığım için geriye doğru baktığımda işim dışında hatırladığım mutlu anlarım yok. Ne bundan güzel. Dolayı bak, üzülüyorum. Burada da tanışıyoruz. Çünkü ben de çocukluğumu hiç yaşamadım. 16 yaşından itibaren aileme bakmak mecburiyetinde kaldım. Hatırladığım mutlu bir özel miladım anım yok. Öyle. Aynen evet. hiç hatırladığım özel bir anım yok. Bu cevaplar aslında benim verdiğim cevaplar sizin cevaplarınız benim mı? Benim cevaplarım aslında. Evet. Hayatın esas yani mükemmeliyetini, kendi farkındalığımı, çocukluk, genç kızlık, onlar bunu hepsi böyle bir başka şekilde gitti. Hep bir yerlere varmak için, hep o dağın zirvesine veyahut da varmak istediğin yere göre zirveye çıkamayabilirdin. Hayatın buna el vermeyebilirdi. Ama işte buralarda olmak, ondan sonra da hazimli olmak, ondan sonra da hala çok güzel insan olarak kalabilmek ve paylaşabilmek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bütün program boyunca gelmek istediğim nokta siz, o. Sizi tebrik ediyorum. Beni konuşturarak bir anlamda cevapları da siz vermiş oldunuz. Böyle empati yaparak daha hoş oluyor sanki. Hazırlanmadığım bir andı. Kadının olmadığı yerde düzen olmuyor. Zaten evrimi kadın yani götürüyor bence. Ve sizin gibi böyle güçlü ayakları yere basan kadınlar çoğalsa hem dünya hem de Türkiye çok bambaşka bir noktaya gelecek. Evet, birlik olmamız lazım birazcık bence. Kadınlar biraz birbirlerini bazen farkında olmadan küçümseyebiliyorlar. Yani kıskanmak zaten insanın doğasında var. Ama küçük görmek başka bir şey, gurur duymak başka bir şey. Evet. Bütün bu paradoksları kendi içlerinde yaşıyorlar. Bence hepsi bir bütün olsa ve bütün bunun sentezi olsa ve ondan sonra insanlar birbirlerini hakikaten doğru görseler ve doğru yönlendirseler kendi içlerinde kendileri. Sonra da bir birlikteliklerini. Biraz o dekadansler oluyor maalesef, idiş çıkışlar. Şimdi ne yapalım? Şu mesajı veriyorum ben zaman zaman. Diyorum ki babaya ve kocaya dayalı hayatınız olmasın. Kadınlara buradan sesleniyorum. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömülen emin olma diyor, beni öldürüyor, kendisi yaşıyor. Ajda Pekkan, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Of. Yani hani sizi yani üzmek veya böyle ağlatmak değil tabii amacımız ama duygulandınız herhalde. Çok. Çok keyifli. Anlatamam. Ne diyeceğim bilemiyorum bu kadar sevgi karşısında. Yani duygulanmamak mümkün değil çünkü. Pardon. Bence herkes böyle sevilmeye layık olsun inşallah. Çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu yani hayatın bunca problemlerinden sonra.
Thank you.